Materyalist, Darwinist düşünce otomatik olarak egoist ve bencil ruhu ve bencillik felsefesini getirir. Yani ben kurtulayım, kime ne olursa olsun, işte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın kafası gelişir. Evet. Egoistlik çok korkunç bir şeydir, çok rahatsız edici bir şeydir. Bencil toplumlar, bencil insanlar, bencil çalışma grupları egoistçe yaklaştıkları için hep kendi çıkarlarını gözetiyorlar. O zaman tabii kanun ve nizam tanımıyorlar. Yani hak hukuk tanımazlar. Güzellik, sevgi, şefkat, merhamet, saygı gibi duyguları çok gereksiz görürler. O yüzden de şu an dünyada görülen bu ekonomik krizde bütün şiddetiyle bu zeminde gelişebiliyor. Halbuki insanlar çok tevekküllü olsalar, Allah'a tevekkül etseler, her şeyde bir hayır görseler, merhametli olsalar, komşusunu kendisinden daha çok koruyup kollasalar, komşusu açken tok olan bizden değildir sözünü, Peygamberimizin güzel sözünü, güzel bir ahlak kaidesi olarak ele alsalar, bambaşka bir ortam olur. Mesela sadaka verilmiyor, zekat aşağı yukarı çok zor, evet. Halbuki Müslümanlar fakirleri koruyup kollarlar, insanlara iyilik yaparlar. Özellikle borçları affederler. Borçların affedilmesi çok önemlidir. Korkup, hırs yapıp bir şeyi bir yere biriktirmezler. Altını, gümüşü, parayı biriktirmezler. Onu Allah yolunda kullanırlar. Çünkü Allah'tan umarlar, geleceğini umarlar. O yüzden şimdi bir kasılma oldu. Bütün dünyada. Çünkü herkes parasını tutuyor. Herkes altınını, gümüşünü tutuyor. Hiç kimse imalat yapmak istemiyor. Herkes korku ve tedirginlikten neticeyi bekliyor. Böyle olmaz. Bu bir kolaps bu. Yani tam anlamda bir açmaz. Hastalık bu. Bunun yenilmesi için çok acil olan bir kere fakirlere bol bol para dağıtılması gerekiyor. Zam yapılması gerekiyor. Yani bu ne olacak diye düşünülmemesi lazım. Çünkü zam yapılınca piyasa hareketlenir. Yine devletin kasasına çok büyük para girer. Piyasa hareketlenmezse devletin kasasına da para da girmez. Yani bir yandan devlet akıtırsa bir yandan da para akışı devlete çok yoğun olacaktır. Üretim çok artar. Faizlerin sıfırlanması. Yani tam anlamıyla patlama getirir. Mesela bir yaşlı nurlu bir dedeye de insan mesela değil mi? Şefkatle yaklaşıyor. Onu yoldan karşı karşıya geçirmek istiyor. Elinde bir ağırlık varsa onu almak istiyor. Mesela otobüste kalkıp yer veriyor. Ama dinsiz yetiştirilen, egoist bencil yetiştirilen bir insan için yaşlı bir insanı gördün mü sokağa bakmaya başlıyor mesela otobüste. Yolda gidiyorsa gözünü çeviriyor. Mesela adam iki büyüklüğü mesela bayağı acı çekiyor. Ne var aslan gibi delikanlısı mesela al ellerinden paketten amca nereye kadar istiyorsan götüreyim de. Değil mi? Saygı sevgi göster. İnsan bundan mutludur. Allah ona o zaman güç kuvvet verir, neşe verir, mutluluk verir. Kendini orada kurna zannediyor. Halbuki o zalimliğin, egoistliğin acısıyla o an zaten hemen karşılaşmış olur. Hemen onun tokadını yemiş olur. Egoistçe, çok bencilce bir ifade ama egoistlik, bencillikle ilgili çok fazla şey vardır toplumun ürettiği. İşte yavrum babana dahi güvenmeyeceksin. Evet. Hiç kimseye güvenme. Halbuki bizim özlediğimiz toplum modelinde herkes herkese güvenecek. Herkes herkesi sevecek. Ben dışarı çıkıyorum. Yani herkesin yüzü asık. Büyük bölümünün yüzü asık. Gözleri yerde. Ya insan her türlü güzelliğe bakar, gördüğü insanlara selam verir, dost olur, arkadaş olur. Bu millet bizim, vatan da bizim ve olağanüstü güzel Türkiye. Yani inanılmaz güzel yani maşallah. Binlerce kere maşallah. Yani sonsuz kere maşallah. Ve insanlarımız da çok insancıldır bizim. Yani normal olarak eğer güven duyarsa, yani saygı duyarsa, kendini güvende hissederse çok sevgi dolu bir millettir. Türkiye soğuktan ölen de oluyor. Yani çok nadirdir yani. Belediye mutlaka ona bir çözüm buluyor. O zaman bu hırs niye? Mesela biz diyorlar et yemiyoruz, peynir yiyemiyoruz. Kardeşim et yiyen peynir yiyen de niye et yedim, niye peynir yedim? Bütün damarlarım kolesterol oldu. Kolesterol oldu, kalbim tıkandı. Keşke zamanında bunu yemeseydim diyor. O sebze yiyen de keşke et yeseydim diyor. Halbuki onun içinde bir sır var. Ot yiyen, sebze yiyen. Yani mesela ıspanak yiyor, pırasa yiyor. O onun çok kötü olduğunu zannediyor.
Halbuki onlar Allah ona sağlık veriyor. Kıpkırmızı dikkat edin köylü insanlar. Daha sağlıklıdır. Daha şeydirler. Ama tabii insanların arasında önce sosyal adalet kurulması çok önemli. İslam ahlakının yerleşmesi çok önemli. Ben mesela komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz.